Balıkesir tanıtım günlerinde ilk gününü geride bıraktı. Feshanede büyük coşku yaratan organizasyon KRT ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluştu. Karese televizyonunu temsilen Feshanede yerini alan program yapımcısı Ramazan Karaca ile kameraman Erol Uçar programı an be an takip etti. Hem organizasyonda emeği geçenlerin, hem davetlilerin, hem de vatandaşların duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Bugün İstanbul'da Balıkesir rüzgarı esiyor. Evet. Tabii bizim işimiz çok kolay. Balıkesir'in o kadar güzellikleri var ki bu güzellikleri tanıtmak gerçekten hem bizim için bir güzellik hem de bizler açısından büyük bir kolaylık. Tabii ki büyük bir organizasyon. İnşallah layıkıyla Balıkesir'i tanıttığımızı düşünüyorum. Tabii önemli bir organizasyon. Herkesin katkısı var. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütümüz. Yani Balıkesir bir bütün olarak burada. Tabii Balıkesir tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla Türkiye'nin hatta dünyanın diyebiliriz en güzel yörelerinden biri. Bu kültürü, bu coğrafyayı insanlara tanıtmak ayrı bir güzellik. İstanbul'umuzda Balıkesir'imiz bugün kucaklaştı. Zaten pek çok Balıkesirli hemşerimiz de bu güzel şehirde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve ilk kez Balıkesir'in tanıtım günlerinde de bu keyfi yaşıyoruz. Öncelikle değerli valimize, büyükşehirimize ve tabii ki bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen bütün yetkililere yürekten teşekkür ediyorum ve güzel şehrimiz Balıkesir'den İstanbul'a gelen bütün kıymetli hemşehrilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ben de ifade ettiğiniz gibi her Rizeli olmakla birlikte çok iyi bir Balıkesir hemşerisiyim. Çünkü akrabalık ilişkilerim var, yengem var, eniştem var, evim var Altınoluk'ta ve toprağımız var. Yani annem ve babam da Balıkesir'de rahmetli oldular ve orada defnettik. Dolayısıyla Balıkesir'de bizim için çok üstü. Ama Balıkesir ülkemiz için çok kıymetli bir şehir. Geçen sene Ankara'da yaptık biliyorsunuz. Bu sene de Eyüp Feshanede yapıyoruz. Zeybek oyunlarımızda işte kolonyamızı dağıtan, örüşmenimizi dağıtan arkadaşlarımızla, güreşen pehlivanlarımızla Balıkesir'in coğrafi olarak bilinmesi, ana geçim kaynağının işte Türkiye'yi doyuran il diyoruz. Bunları yerinde tatmaları, esnafımızın kendi ürettiği sanayi ve ticari ürünlerini tanıtması için böyle etkinlikleri çok başarılı buluyorum. Balıkesir rüzgar değil, Balıkesir fırtınası esiyor, fırtınası. Eyvallah. Gerçekten çok mutluyuz, gururluyuz. İlkini geçtiğimiz yıl Ankara'da yapmıştık, Balıkesir tanıtım günlerini. İkincisi bu sene yapılıyor. İstanbul tabii dünya şehri, İstanbul medeniyetlerin buluştuğu şehir. Burada da temsil edilmeden olmaz. Burada da mutlaka tanıtım günleri yapılması lazımdı. Gerçekten başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde bütün belediyeler, bütün odalar, sivil toplum örgütleri, esnafımız, tüccarımız, herkes burada. Gerçekten mutlu olmamak için yani ne olmak lazım? Her şey var. Herkes burada. Çok profesyonelce hazırlanmış. İnşallah Balıkesir'imiz ve Balıkesirlerimiz bunun meyvelerini yer. Tanıtımda katkısı olur. Bu organizasyonu düzenleyen, gelen, katılan herkese teşekkür ederiz. Hep yıllardır özenirdik İstanbul'da yaşadığım için. Birçok ilin Feshanede tanıtım günleri hep kutlayla bakardık. Biz de Balıkesir olarak burada olmalıyız düşüncesiyle. Bugün gerçekten çok farklı bir hava esiyor. Tüm Türkiye'den insanlar Balıkesir'imizi yakinen tanıyor. Bütün zenginliklerine göre, folklorunu görüyor, gıdasını, sanayi ve ticaret odasını, ilçelerimizi görme şansı elde ediyor. Ve birçok sanatçı dostumuz, futbolcu kardeşlerimiz, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimiz Hüseyin Altınmutlu. Hüseyin Altınmutlu. Ben inşallah devamını diliyorum. Nasıl? Şahaneymiş. Güzel mi? Güzel güzel. Yani bu köpüklüdür böyle, özel köpük. Vallahi çoğu yerde içtim ama böyle... Böyle ayran içmem. Yok. Aklımızda sahilleri çok güzelmiş. Gittiniz mi? Denizi güzelmiş. Gittiniz mi? Gitmedim ama geçtim yani. Geçtim. Gezmedim. Şimdi burada iyice gezip de her şeyini bir tanıyayım mı istiyorsun? İsterim yani. Zeytinler var mı? Evet. Zeytin. Tattığım zeytinyağı çok güzel. Güzel mi? Evet, çok güzel. Alacak mısın? Tabii ki.